İkisi aynı pembelikte. Olsun mu? Bir tane bu, bir tane de bu. Evet, ben de. Biraz daha demedim ya, maşallah. İyi almıştım. Böyle tutmuyor gerçekten. Biz Adıyaman'ın Çelikhane ilçesinden geldik. Deprem saat 4:17 geçeyim. Biz yatıyoruz zaten. Birden ben baktım sallandı. Ben hemen yatak odasından çocuk arasına geçtim. Bir ben dedim alt katıda oturup çocukları kucağıma alıp dışarı çıkayım. Dışarı çıktığımda aşırı bir ses. Sanki üzerimde uçak geliyor. Aşırı bir ses. Yani artık kendimi öyle kaybettim. Çocuklar ısrarla gelin dedim. Çocuklar gelmiyor. Anne dışarıda çok kar var dedi. Biz gelemez dedi. Bir ufak çocuğum yatağın altına girmiş. O da çok korktu. Ağlıyordu. Feryat falan. Ben artık o arada çocukları kaybetmişim. Yani çocukları unutmuşum. Sonra ben yüzüme baktım ve enkazın içinde yanındaki yan komşumun çatısı üzerime gelmiş. Deprem birazcık durduktan sonra arka tarafa geçtim. Çocuklarımı bekledim. Çocuklarım gelmedi. Ortancı oğlum geldiğinde dedim baban nerede dedim. Dedi baba içeride. Baba içeride, biz tekrar döndüğümde hala deprem oluyordu. İçeri girdiğimde benim eşim bayılmış orada. Çocuklar içerideydi. Biz dışarı çıktık. Yani evlerimizde fena hasar oldu. Çok çocuğumuzu kurtardık. Deprem anında 12:30 gibi çocuğumu uyutma, Züleyha'yı uyutmaya çıktım. Züleyha bir türlü uyumadı. Anne deprem olacak, uyumak istemiyorum dedi. Ben de buna inanmadım. Bir şey yok, çocuğum niye deprem olsun diye. Onu zorla yatağa götürdüm. Uyuttuktan sonra içime korku düştü ya deprem olursa diye. Bir defa biz ayrı odalarda yatıyorduk. Çocuklar ayrı, biz ayrı. Sonra ben dua ettim Rabbim dedim. Eğer deprem olursa çocuklarıma kavuştur diye. Gece deprem oldu, uyandım. Allah'ım dedim, ne olur dedim, ben onların yanına gidebileyim. Eğer böyle bir şey olacaksa onlara ulaştır ben diye. Ben geçtim, dolap eşimin üstüne düştü, o gelemedi. Ama ben çocuklarıma kavuştum elhamdülillah. Biz hep birlikte, 3 çocuğum var benim. Hep birlikte ranzanın uçlarına doğru indik. Hepsi çömelmişti yere, dur başına eğdi. Deprem dursun diye bekledik ama durmadı. Ev yıkılmaya başladı. Büyük kızım bayağı nefesini kesercesine çömelmişti yere. Çocuğum dedim başını kaldır. Ev üstümüze yıkılıyor. Belki enkaz altında bulurlar. Belki nefes alabiliriz diye. Sonra bir anda kendiliğinden dolaplar kalktı ve bizim çıkış yerimiz açıldı. Biz aşağı indik, merdivenden indik, kapıyı açtım da tekrar bina üstümüze doğru geliyordu. Hemen yan bina yıkılmıştı, üstümüze doğru geliyordu. İçeri girdik, tekrar kendi evimiz yıkılıyor. Kar diz boyuydu. Hepimiz çıplaktı zaten, gece 4:30'du. O şekilde üst yola doğru çıktık. Bir şekilde nasıl çıktığımızı o anı hatırlamıyorum. Çıktık hepimiz. Sonra geceyi arabada ve dışarıda geçirdik. Arabamız vardı çok şükür.
Eşim de daha sonra bir şekilde çıktı geldi yanımıza. Biz 10 gün çok sıkıntı çektik gece dışarıda ev olmayan. Herkes zaten dışarıdaydı, arabası olmayan çocuklar çok perişan halde. Kar üstünde uyudular, o anı hiç unutamıyorum. Hepsi doğdu sabaha kadar. O Çelikhan'da elhamdülillah can kaybımız yok. Köylerimizde can kaybımız çok fazla. Köylerde can kaybı çok fazla, Çelikhan ilçesinde yoktu. Ölüm gibi bir şeydi, herkes ölümü tattı. Ama elhamdülillah şu an artık yaşayanlar çocuklarımız için ayakta durmaya çalışacağız inşallah. Geçecek ama Türkiye'nin tek yürek olduğunu görüyoruz. Herkes kardeş gibi, kardeşliği hissettik burada. İçimiz fokur fokur kaynarken bize gelip sarılmaları o an her şeyi gösteriyordu zaten. Kardeşlik gerçekten tek yürekti. Bu dille değil hissettik biz bunu. Allah ebeden razı olsun. Birlik beraberliğimizi bozmasın inşallah. Devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bütün yurtlarımız, GSB yurtlarımız afet bölgesinde zarar gören depremzede aileler için açılmıştır. Muş ili olarak Sayın Valimizin koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurdumuzu depremzede ailelerine açtık. Açtığımız tarihten itibaren bizler gelen aileler için yapabileceğimiz her türlü imkanı devletin imkanlarıyla milletin imkanlarını birleştirerek burada bizler hizmet vermeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada biz bir çarşı açtık. Yani gelen ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak adına giyim, kozmetik, kişisel bakım ürünlerini. Başka bir alanda yine mini bir market açtık. Ücretsiz bir şekilde genellikle çocukların hemen ulaşabileceği ürünler bulunmakta. Yine bu yurtta bizler çocuk oyun alanları, okul öncesi sınıf olmak üzere ailelerimizin de oturabileceği alanlar oluşturmaya çalışıyor. 7/24 bizler ailelere hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada her türlü imkanı kendilerine sunuyoruz. Devletimizin imkanlarını bizler bu ailelerimiz için seferber etmiş bulunmaktayız. Yine halkla birlikte, halkımız da sağ olsun burada ihtiyaç duyduğumuz acil malzemeleri bizlere getirip ulaştırıyor. Bizler de ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Toplam kaç kişi var şu burada? Şu an itibariyle 100'e yakın, 97 depremzede ailemiz burada. Bu sayı her gün yine valilik koordinasyonunda afet ve sosyal yardımlaşma aracılığıyla bizlere ulaşmaktadır. Günlük aile sayıları gelmekte. Kapasitemiz ölçüsünde geldikçe biz ailemizi barındırmaya devam edeceğiz. Kapasite burada 898 kişilik şu anda. Bu kapasitenin tamamına yakınını biz aile için kullanmaya devam edeceğiz. Burada aynı zamanda 3 öğün yemek bakanlığımız tarafından karşılanmakta. Her türlü yemek, içme gibi gıda, temel maddelerde de yardımcı olmaktayız.